O makalede dikkat çekici unsurlar var. Bu unsurlarda İHA ve SİHA'ların gücüyle birlikte Türkiye'nin harekatın seyrini nasıl değiştirdiğini ve içerideki tabloyu nasıl değiştirdiğini aktarıyor İHA'ları ve SİHA'ları kullanarak. Yüzyılın savaş mantığının en güzel örneği olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin İdlib'deki alçak saldırılara karşı İHA ve SİHA'larla yazdığı destan Amerikan Forbes dergisine konu oldu. İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin yazıda Türkiye'nin yeni savaş stratejisinden övgüyle bahsedildi. Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları İdlib'de Esed rejimini yıkıma uğrattı başlıklı yazıda Türkiye'nin alışıldık savaş stratejilerinin dışına çıktığına atıfta bulunuldu. Türkiye bu operasyonla insansız hava araçlarının hedefleri yıpratıcılığının konvansiyonel hava araçlarına göre daha düşük olduğu anlayışını kırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Esed rejimine ait 100'den fazla ağır silahlı askeri aracı çok kısa sürede imha etmesine dikkat çekildi. Türkiye'nin neredeyse hiçbir kayıp vermediği vurgulandı. Rejime ait hava savunma sistemlerinin çok yetersiz kaldığına dair videolar da yazıda paylaşıldı. Türkiye'nin 21. yüzyılın savaş anlayışına yeni bir bakış açısı getirdiğine dikkat çekildi. Son operasyonlarla birlikte bu yüzyılda elektronik harp gücünün önemini açıkça ortaya koyduğu dile getirildi. Türkiye'nin dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticilerinden olduğunu ispatladığı da vurgulandı. Sıfır noktasından yayınlarımız devam ediyor ve gerçekten Forbes dergisinin de yazdığı gibi 100 yılın stratejisi olarak nitelendirilebilir. Önemli olduğunu söyleyelim İHA'ların ve SİHA'ların kullanılmasıyla birlikte Bahar Kalkanı Harekatı'nın da Türkiye'nin elde ettiği başarıları. Şimdi bu başarılar ve bu noktadan devam edelim hemen. İki hocamız var bizimle birlikte Profesör Doktor Abdülkadir Baharçı.